Selamlar okur yazar kitaplar dostları ve Orhan Sakin hocamızın müdavimleri diyelim. Kendisini artık tanıyoruz. Bu ikinci programımız Orhan hocamızla birlikte bildiğiniz gibi. Daha öncesinden Yeniçeriler hakkında bir şey yapmıştık. Canlı yayın yapmıştık ve çok hoştu. Yeniçeriler hakkında gerçekten şaşırtıcı şeyler dinlemiştik hocamızdan. Tabii kitabını da o zaman yeni yeni tanımaya başlamıştık. Bugün yine kendisiyle birlikteyiz. Sağ olsun bizi kırmadılar davetimizi ve İstanbul depremlerini konuşmak için kendisini davet ettik. Bizi kırmadı sağ olsun. Bir yayına başlamadan önce okuryazarkitaplar.com dergimizi ziyaret ederek oradan kültür, sanat, tarih, kitap ve diğer ilgili alanlarla ilgili yazıları takip edebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde yeni yeni konuklarımız olacak, yeni yeni planlarımız olacak. Bunları da takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Yayın tekrarlarını YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Okur yazar kitapları çevrenize tavsiye ederseniz memnun kalırım. Orhan hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum Kadir Bey. Sizler nasılsınız? Ben deyim. Teşekkür ederim hocam. Biliyorsunuz ben Diyarbakır'dan size sesleniyorum. Şu an Diyarbakır'dasınız değil mi? Evet. Diyarbakır'dayım. Bu da biz. Evet. Evet, böyle bir tesadüf diyelim. Deprem yaşamış birisi olarak Evet. Allah hiç kimsenin başına vermesin. Kötü bir duygu. Tabii bizde fiziksel olarak bir hasar oluşmamakla birlikte bunun korkusu yetti tabii ki. Ve bu tedirginliği yaşıyoruz. Daha önceden ben Çorumlu olarak Çorum depremi gördüm. İstanbul'da bundan birkaç sene önce olan bir depremi yüksek katlı bir binada yakalandım. İzmir depremini tatildeyken İzmir'de yakalandım. Yani depremlere hiç yabancı birisi değilim. Çok Ve geçmiş olsun artık. İnşallah bir daha karşılaşmazsınız. inşallah karşılaşmayız ama hocam artık bende şöyle bir fikir oluşmaya başladı. Hani deprem bu oturdu bende. Anadolu'muzun her yeri deprem şehridir. Deprem yeridir. Biz bu depremlerle mücadele etmek yerine bu depremlerle yaşamayı öğrenmeliyiz. Tedbirli olmayı öğrenmeliyiz. Ve nasıl Uzak Doğu'da Japonlar bunu artık hayatlarının bir parçası haline getirdilerse biz de bunu hayatımızın bir parçası haline getirmek zorundayız sanırım. Bu deprem bana bunu öğretti hocam. Evet. Artık burada devletimize, milletimize ve herkese pay düşüyor ve burada hiçbir ayrımcılık gözetmeden milletçe buna hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu konuya bir de tarihi perspektif açısından bakmak gerekiyor. Ve ben bugün hocam sizin yayınınıza gelmeden önce biraz şöyle İstanbul depremlerinin tarihlerini şöyle şey yaptım. Kıyasladım ve şey dikkat ettim biraz daha. Burada yanılma paylarım var muhtemelen. Çünkü başka yerlerde başka şeyler de gördüm de. Bakın tarih içerisinde sayın dinleyiciler 550 yılın 53 yılında sonra depremleri şey yaptım. Deprem aralıkları şöyle benim tespitlerim. Yalnız burada bir hata bazı yerlerde hata var. Deprem aralıkları 278, 48, 120, 22, 21, 139, 11, 29, 2, 21, 18, 35, 10, 132, 16, 33, 28, en son 1999 depremi olmuş. 99'dan bugüne de 24 yıl geçmiş. Yaklaşık 30, 20, 30, 40 yıl arasında İstanbul'da kesinlikle deprem yaşanıyor. Benim buradan çıkarttığım sonuç bu. Şimdi bunun detaylarını hocamızdan dinleyelim. Hocam İstanbul depremleri hakkında neler biliyoruz? Şimdi bir kere bildiğimiz birinci şey şu. İstanbul depremi dediğimiz depremler Marmara depremleri. Bunu artık Evet. tüm bilim adamları sık sık ekranlardan tekrarladığı için insanlar biraz da buna aşina oldular. Yani İstanbul'da olacak deprem, Maraş'ın o Pazarcık ilçesi, Elbistan'da şehrin ortasından geçen, çok yakından geçen faylar gibi bir oraya has
belirgin bir faydan geçen deprem değil. Marmara'nın ortasında olduğu için Marmara tabanı da karada olduğu kadar net gözlemlenemediği için bir belirsizlik vardı. Bunun onun için tarihte olan depremlerin hangisinin bu faylardan neresinde olduğu bilinmiyor. Biz Tam olarak mesela evet. 99 depreminden sonra çok deprem yaşadı İstanbul. Nerede oldu? Adapazarı'nda oldu, Düzce'de oldu. Yakın zamanda bundan birkaç sene daha önce oldu. Değil mi? Sürekli oluyor depremler. Onların Evet eğer evet sürekli eski oluyor. kayıtlara geçirmiş olsak İstanbul merkezli. Burada oturan birisi kayda geçirmiş olsa 3-4 tane daha depremi kayda geçirmesi gerekiyordu. Ama hafif Tabii. hissedilmiş oluyordu. Biraz sert hissedilmiş oluyordu. Yani bu şekilde baktığımız zaman çok sayıda deprem gerçekleşiyor. Ve gerçekleşti bu yakın süreçte de. Ama mesela Osmanlı'dan sonra İstanbul'un fethinden sonraki dönemde yaklaşık bu boyutlarda 45 tane deprem ben kayıtlardan çıkarmıştım. Ama bunun içinde önemli olan şu, bunların içerisinde İstanbul'da önemli oranda hasara sebep olan, yıkıma sebep olan, can kaybına sebep olan depremler kaç tanedir, hangileridir bilebilir miyiz? Ona yoğunlaşmak lazım geliyor. Bir de bu depremlerden yakın zamanda beklenecek olan, korkulan deprem hangileridir? Şimdi bu depremlerden öyle anlaşılıyor ki Marmara'nın ortasındaki faylar farklı zamanlarda farklı etkilerle kırılıyor. İstanbul'a bunların etkisi de farklı oluyor. İşte bu farklı depremlerden hangisi hangisine benziyor veya beklediğimiz deprem ne tür bir şey olacak? Yani onun üzerinde durmak gerekiyor belki de. Yani İstanbul için gelecekte olacağı tahmin edilen veya da beklenen tahmin demeyelim de kesin olacaktır. Ama zamanlı tahmin edemeyiz. Çünkü Evet. kesin olacaktır derken neye dayanarak söylüyoruz? Geçmişteki tarihi verilere göre söylüyoruz. Yani bunlar geçmişte yaşanmış doğa olayları da benzer şekilde zaman içerisinde tekrarlıyor kendini. Depremde artık sebepleri filan daha çok bilinen bir tabiat olayı olduğuna göre bu veriler de bizi gelecekte bir depremin olacağını yapıyor, gösteriyor. Ama bunun ne kadar, nasıl, nerede olduğunun üzerinde isterseniz biraz duralım. Onun için Buyurun. de ben bu tespit ettiğim dört depremi şöyle kategorize ederek, gruplayarak anlatmaya çalışayım izleyicilerimize. Şimdi bu dört depremden bahsediyorum. Bunlar hangileri? 1509 çok bilinen Büyük Kıyamet diye anılan, bu isimle tanınan deprem 1509 2. Beyazıt zamanında cereyan ediyor. İkinci bir deprem kronolojik olarak gidersek 1719 depremi. Bu da etkili bir deprem İstanbul'da. Korkuya ve yıkımlara sebep oluyor. Üçüncü bir deprem 1894 tarihinde yakın bir zamanda. Pardon, ondan önce 1766 depremi var tabii. Büyük bir deprem. Gerçekten İstanbul'un yaşadığı, özellikle Osmanlılar döneminde yaşadığı büyük depremlerden birisi de 1766. Yani 1509, 1719, 1766. Dördüncüsü Evet. de 1894 depremi. Şimdi bu dört depremi ikiye ayırabiliyoruz. Yani 1509 ile 1766 tarihinde gerçekleşen depremler birbirine çok benziyor. 1719, 1894 depremleri de birbirlerine benziyor. Şimdi bu ikiye ayırdıktan sonra 1999 depremi bunlardan hangisine benziyor diye bir soru gelirse, bu 1719 ve 1766 depremleri, işte 1719 ve 1894 depremleri
Bu 99-17 Ağustos depremine çok benziyor. Nasıl benziyor? İkisinin de asıl etkilendiği yerler, etkilenen bu depremlerde etkilenen yer İzmit ve doğusu. Yani bu Gölcük, İzmit, hani geçen deprem, 99 depremde nereler etkilenmişse 1894 depreminde oralar etkileniyor. 1719 depreminde oralar etkileniyor. Evet hocam. Dolayısıyla diyoruz ki yani tahmin ediyoruz tarihi şeylere bakarak. Yani yoksa daha bilimsel ayrıntılı araştırmalara göre konuşmuyorum ben burada. Tarihçi olduğumuz için ben tarihteki olayları anlatmaya çalışıyorum. Yani anlatılan eldeki verilere göre, kaynaklara, Osmanlı kaynaklarına göre, evet bu iki deprem 99 depremine benziyor. 17 Ağustos depremine. Ama İstanbul'da asıl korkutucu deprem, işte İstanbul içinde daha tehlikeli senaryoların gündeme getirilmesine sebep olan olay 1509 depremi, 1766 depremi. Mesela 1509 depremine küçük kıyamet denmiş. Belki şöyle düşünülebilir. Yani o tarihe kadar bu derece büyük bir deprem yaşanmadığı için insanlar küçük kıyamet demiş olabilir. O tanımlama depremin boyutunu göstermez ama 1509 tarihinde can kaybı 5-10 bin dolayında olduğu kayıtlarda geçiyor. Kimisi 5 diyor, kimisi 5-10 bin diyor. Birkaç kaynağımız var zaten sınırlı. Peki hocam, bu 1509'da hani nüfusa bir oranlama yapar olursak İstanbul nüfusu kaç yüz bindi, kaç bindi tahminin? Yani ben de tam ona değinecektim. Bir kere nüfustan önce bir coğrafyasını belirlersek surların içi diye. Sur içi. Evet, sur içi. Yani o tarihlerde bu Zeytinburnu, Avcılar, Büyükçekmece'ye doğru o güzergahta böyle önemli yerleşim yerleri olmadığı için şu anki gibi bir yerleşim kapasitesi olmadığı için yani durumu daha doğrusu değerlendirirken burayı göz önüne alarak değerlendirmek istiyor değerlendirmeliyiz. Onu söylemeye çalışıyorum. Nüfus deyince yani o tarihlerde elimizde benim ulaştığım tam bir net rakam yok ama 200 bin belki 250 bin ancak denebilir. Yani o tarih için yani 10 bin veya 5 bin en az gari diyelim 5 bin. Yüksek bir rakam. Ama bunun o tarihte 1766'da bunun bir tekrarı var. Ama o depremde ölüm sayısı daha az rakamlar olarak karşımıza geliyor. Bunun tabii öncekinin gece olması, bunun sabah ilk gün doğduktan sonra olması belki Evet. etkileyebilir. Bir de o 1509 depreminden sonra denir ki evler İstanbul'da taş yapılar daha çok depreme dayanıksız ve çabuk yıkıldığı için ahşap yapıldığı söylenir. O da daha sonraki depremlerde bir şey olmuştur, etken olmuştur can kaybının azlığı azalmasına göre. Ama Hocam. yıkılan binalar şunu o zaman söyleyeyim buyurun. Yıkılan binalar açısından bakarsak Fatih Camii büyük hasar görmüştü 1509 depreminde. Beyazıt Camii hasar görmüştü. 1766'da mesela kubbesi bütünüyle yıkıldı. Orası temelden yeniden yapıldı Fatih Camii. Belki bu da 1766 depreminde. 1766'da evet yani. Bir şey soracaktınız. Hocam bir soru değil de tespit. Şöyle bir tespite gittim ben şimdi. 1509'da taş ve kerpiç yapılar sebebiyle can kaybı çok oldu. Belki bundan sonra da ahşap yapılara birazcık daha meyil arttı. Ama şöyle de başka bir sorun ortaya çıkmış sanki. Ahşap yapılara geçtikten sonra da İstanbul'da hani başka bir felakete yol açmış. O da Ha, evet. büyük yangınlarla hani deprem felaketi kadar etkili olan bir yangın silsilesi ortaya çıkarmış herhalde bu. Aynen. Yani söylediğiniz gibi tespitiniz doğru. Tabii İstanbul'un yangınları meşhurdur.
Yani Çok meşhur, evet. yaptığı tahribat da şeyden az değildir. Yani maddi tahribat açısından bakarsak depremden aşağı değil. Ama deprem daha korkutucu bir şey. Tabii. Yangınların bir süreci var. O süreç içerisinde insanlar kendilerini şey yapabiliyor, kurtarabiliyor. Kaçırabiliyor. Öyle bir şey var. Ama deprem hakikaten korkutucu bir hadise. Bunu yaşayan birisi olarak siz daha iyi bilirsiniz. Çok fena hocam. Özellikle Gece yaşamak çok sınavlar fena hocam. gerekiyor. Doğru. Şey yani gece yarısı işte o derin uykudan bir sarsıntıyla uyanıyorsunuz. Tam ne olduğunu anlayamadan rüyada mısınız, gerçekte misiniz? Bunu anlayamadan bir şeyler yapmanız gerekiyor. İşte o adapte olmak gerekiyor. Hani korkunç bir korku, korkunç bir adrenalin Evet. yaşıyor insan. Evet. Evet, bu işte 4 depremden ikisi 1509 ve 1766'nın tekrar edilmesinden endişeleniyor. Onda şöyle bakarsak 1509 ile 1766 arasındaki tarih aralığına 250 küsür yıl var. Evet. 1766'dan günümüze kadar da 250 yıl tamamlanmış demektir. Yani tamamen böyle her 250 yılda net deprem olmaz ama olmadığı görülüyor ama neticede bu depremlerin de bir takım fayla şeyleri, periyotları var. Bir takım tetiklenme etkileri falan var. O günümüzde daha başka bir konu ama biz tarihsel olarak baktığımızda böyle bir tespit yapabiliyoruz. Bu tespitin yanında şöyle yine bir tespitimiz daha var. Bu iki depremi incelediğimizde benzerlikler açısından 1509-1766. Bu depremler çok yakın aralıklarla batıya doğru devam ediyor. Yani şöyle söyleyeyim, biraz daha açık olsun. 1509'da olan depremden yaklaşık 2 ay, ortalama 2-2,5 ay içerisinde Trakya tarafında bir deprem daha oluyor. İlginçtir. 1766'da da aynı şey gerçekleşiyor. Bunlar artçı depremler değil. Yani Şeyler. Yani tetikleyici devam ediyor. tekniğe Yeni birbirini depremler. tetikleyen yeni depremler. Yeni bir Aynı deprem. bu son yaşadığımız olaydaki gibi. Evet, şu an bunlar ilmi olarak da zaten tespit edilmiş. Oralarda ayrı faylar var. Bunlar farklı hareket ettiği söyleniyor. Tabii. O konunun uzmanları, bazı tartışmalar da var. O noktada farklı bir şey. Ama bu iki depremden birisi, yani her iki 1530 ve 1766'da kısa aralıklarla cereyan eden depremlerden, ki zaten biz bunu şeyde gördük, bu son olan yaşanan felakette. Hı. Bir gün sonra mı oldu, değil mi? Orada bir gün sonra oldu deprem. Aynı Burada da günün farklı 6 gün öğleden sonra, pardon, değil mi? saat 1 gibi oldu hocam. Evet. 12.30'du. Bak, bu kadar yakın aralık var. Ama o tarihte 2 ay, 2,5 ay gibi. Onu niye böyle tereddütlü söylüyorum? 1509'un tarihinde bir tartışma var. Yani 1 ay kadar tartışma var. Kaynaklar farklı farklı söylüyor. Bu da normaldir yani. Tarihte bu tür olaylar normaldir. Bu ikinci bir deprem oluyor. Birinci deprem İstanbul önlerinde, İstanbul'u asıl etki yapan deprem, o birinci de deprem oluyor. İkincinin de İstanbul'da çok güçlü hissedildiği söyleniyor. Bazı hasarlı binalar yıkılıyor ama asıl etki İstanbul'da kara surlarının ve deniz surlarının büyük bir kısmının yıkılmasına sebep olan bir deprem oluyor. Yani bu depremlerde kara tarafındaki surlar, Eğrikapı'dan Yedikule'ye kadar, oradan da şeye kadar, yani Haliç'e kadar yer yer cağbecağı yıkılıyor. Ama şeyde daha büyük yıkım oluyor, kara surlarında. Tabii bu demek ki şöyle bir şey akla getiriyor. Marmara'nın ortasında belli bir yere kadar, onu bizim tarihi belgelerden bilmemiz mümkün değil. O yeni güncel araştırmalarla, nitekim 99 depreminden sonra bu iş
sıkı olarak yapıldı. Hı Tabii hı. buna rağmen hala bazı hocalar arasında görüyorum tartışma var. Bazıları bizim bu tarihsel depremler konusunda verdiğimiz bilgilere bu yeni şeyler, keşifler de uygun düşüyor. Yani Evet. ben 2002'de yayınladığımda o zaman bunu böyle olduğunu fark etmiştim. Nasıl fark ettim? Yani çok gözleme dayalı bir şey değil. Tabii tarihi olan olay ama bazı şeyler çıkarımlı oluyor kayıt olmasa bile. Mesela 1509'da padişah sarayda padişah için ahşaptan barakalar yapıyorlar. Bir ay kadar yaşıyor ama deprem ardı arkası kesilmiyor. Kesilmeyince ikinci Beyazıt buranın depremi çok diyor. Edirne'ye gitmek istiyor. Edirne'ye göçüyor. 15 gün falan sonra Edirne'ye varıyor. Kez işte orada da Edirne yakın çevresinde olduğu için Trakya'da deprem. Orada da yakalanıyor depremi. Yani bu ikinci bir. Buradan anlıyoruz ki orada bir yeni deprem oldu. Yeni deprem olmasa önceki Evet. sarsıntılar orada da cereyan ediyor olsa o derece büyük bir sarsıntı gitmezdi padişah oraya. Yani deprem burada da var, orada da var. Niye gitsin? Demek ki orası emin gördü ki gitti. Nitekim aynı olayı 1766'da da yaşıyor. 1766'da devrim padişahı 3. Mustafa aynı burada biraz çadırda falan kalıyor. Bakıyor yine deprem bitmiyor. Sarsıntılar devam ediyor. O da Edirne'ye gidiyor. Edirne Sarayı'na. O da oradayken galiba bir deprem yaşanmış oluyor. Yani oradayken zaten asıl yaşanan depremlerin yıkımların da Gelibolu, Çanakkale'de görüyoruz biz. O tarafa doğru zaten şu anki bulgularda işte fayın büyük Doğan Kuzey Anadolu fayının Çanakkale'den Saroz'a açıldığı oradan devam ettiği biliniyor yani. Dünyanın diğer fay orada kesilmiyor, devam ediyor. Buradan da bunu anlıyoruz ki iki parça halinde bir sorun var ama bu Marmara'da İstanbul'un önlerine düşen fay tek midir, birden fazla mıdır? Yani olabilir. Yine buraya denk geliyordur ama birden fazla faylar vardır. Onu zaten nitekim mesela Cenk Hoca böyle olduğunu söylüyor. Ama konum itibariyle İstanbul'un önünde o Bakırköy, Zeytinburnu, Adalar tarafında bir ortamda olduğu söyleniyor fayın. Evet, bu da doğru. Buraya İstanbul'a yakın olan burada bir hareket fay var ki bu İstanbul'u bu derece etkiliyor. Bu etkileşim yani hafife alma mümkün değil. Eğer olursa yine geçmişteki büyüklüğüne göre söylüyorum. O 7'nin üstünde gözüküyordur ki o derece tahribat yapmış yani şey yıkmış. Hiç minareler çok sayıda minareler yıkılıyor. İşte 1509'da 1000'den fazla ev ondan sonra evet Ayasofya'nın kubbelerinde falan zarar görmüyor ama işte Beyazıt Camii büyük hasar görüyor. Hocam sanırım Mesela 1500 1766'da öyle bir kayıt okumuştum. Neredeyse İstanbul'da yıkılmamış minare çok az kalıyor. Yıkılmamış minare kalmıyor ki İstanbul gibi bir camisi bol olan bir şehirde bütün camilerin minarelerin yıkılmış olması büyük bir şey gösterge aslında. Tabii. Belki de en önemli veri yıkılan minareler ve camilerdir. Evler belki tam veri olmayabilir. Yani evlerin Evet. çünkü o dönemki yapı malzemesini filan hesaba katmak lazım. Bugünlerle karşılaştırmak lazım. Bu farklı bir çalışma gerektirir ama şeydir. Evet böyle bir durum söz konusu. Mesela 1999 depreminde bütün minareler bu derece hasar görmedi bildiğim kadarıyla. Hayır hocam, görmedi. Görmediyse geçmişteki 1766'nın benzeri ona yakın bir şey olduğu zaman demek ki 99'da yaşanan depremden daha güçlü bir Zaten hocam 99 depremi İstanbul depremi de tam olarak değildi. Hani daha çok Körfez'de Gölcük tarafında merkezi su olarak olan bir doğru Kadir depremdi. ama bütün depremler öyle. İstanbul'un depremleri. Yani Öyle mi İstanbul'da hocam? olmuyor. Evet. Yani Marmara'da oluyor.
İşte dediğim gibi hani 1894 ve 1719 depremi o 99 depreminin tamamen benzeri. Ama o zaman daha güçlü olmuş ki yani 1894 depremi demek ki bu 1999 depreminden daha büyük ki kapalı çarşıda ondan sonra surların çevresinde Fatih bölgesinde filan çok sayıda ev yıkılmasına sebep oluyor. Ama belki de evlerin çok dayanıksız olmasındandır. Yani Belki de geçmişte hocam. belki de yani ama şeyler etkileşim aşağı yukarı bu şekilde oluyor. Bu şekilde Evet. de özetleyebiliriz. Bilmiyorum anlaşıldı mı? Yani bu beklenen depreminde ne olduğu, neden böyle beklendiğinin de izah etmeye çalıştık. Böyle bir sonuç var. Bu karşılaşılacak etki 1999'dan daha fazla olacak. Ama Olacak gibi. ne boyutta Evet. olur onu bilemiyorum ama işte diyelim ki minareleri ve şeyleri Fatih Camii'ni, Beyazıt Camii'ni etkileyecek yani hasar görmesine sebep olacak Şimdi boyutta olur. hocam bence şu burada minareler kadar önemli olan diğer bir şeydi, camilerin kubbelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü minare olayı, hani şimdi özellikle son yüzyılda yapılan, son 20 30 50 yılda yapılan minareler daha demir ve beton kullanılarak yapılan şeyler, ama kubbeler mesela 99 depreminde Osmanlı camilerinin kubbeleri ekseriyette düşmedi. Ayasofya düşmedi mesela. Süleymaniye düşmedi. Hiç Fatih Camii düşmedi. yok. Ama ben okuduğumda da öyle bir şey var. 1766 camiinde bütün minarelerle birlikte kubbeler de düşmüş. İşte o açıdan kıyaslama yapabiliriz. Yani büyüklüğünü 1999 depremiyle 1766 depremi arasındaki büyüklük ve daha doğrusu etkileşme şiddet farkını onlarla kıyaslayarak yapabiliriz. Yani elimizde bunlar var. Evet. Yani mesela 1766 depreminden sonra tamir edilen yerler arasında bakıyoruz. Yani 2-2,5 ay gibi bir sürede 80 bin dolayında işçi, usta getiriliyor Anadolu'dan ve Rumeli'den şehri. Bu yıkılan resmi yerlerin tamiratını yapıyorlar. Bu tamirat sırasında bakıyoruz Silivri Kalesi, ondan sonra Büyükçekmece, Küçükçekmece köprüleri de tamir ediliyor, elden geçiriliyor. Acaba hepsi depremde mi yıkıldı? Önceden yıkılmıştı bu vesileyle tamir mi edelim dendi? Bilemiyorum ama muhtemelen ki hasarı depremden dolayı oldu. Dolayısıyla bakın depremin etki alanı da o tarafa doğru uzanmış oluyor. Yani bu Şimdi sınırları belirleyebiliriz buradan. Yani bir hocam 60 kilometre mesafe var bildiğim kadarıyla Silivri'ye kadar Topkapı'dan. Şimdi oraya kadar da oralarda da yıkıcı etkisini göstermiş oluyor. şimdi zaten hocam deprem uzmanlarını takip ettiğimiz kadarıyla şöyle bir şey var. Bir körfez fayları, körfezde kırılan faylar var. 99'da bu faylardan birisiydi. Bir de Silivri açıklarında, Avrupa yakınlarının açıklarında bekledikleri deprem burada olacağını ifade ediyorlar. Belki de bu 1509 ve 1766 depremleri bu Silivri açıklarında olan bir fay hattıydı ve dolayısıyla daha fazla etkiledi İstanbul'u Yok, doğrudan. sadece orayla değil, o fay İstanbul önlerine kadar etkili. Evet. Yani buralarda da etkili oluyor. Yani surların güney tarafı, deniz tarafı hasar görüyor. Ondan sonra şimdi son dönemde yapılan çalışmalar da onu gösteriyor. Silivri'ye kadar belki uzanıyor buradan giden fay. Silivri'ye Evet. kadar uzanıyor. Buradan İstanbul önlerinden Silivri'ye kadar uzanıyor. Oradan sonra
Müresteden itibaren bir daha fay olduğu söyleniyor. Yani Şey hocam, bir de okuduklarımda şöyle şey de, şu da yazıyordu. Bazı depremlerde İstanbul'da tsunami yaşanmış. Yani sular çekilerek daha sonra çok büyük dalgalarla geri geldi ifade edilen şeyler okudum ben. şimdi o konuda söylenti var. Evet. Ama öncelikle benim çalışma, biliyorsunuz sizde kitap var herhalde, değil mi? Öyle mi gördüm? Hocam ben de sarayda 3 uzun yıl var. Yok, Birazdan şu bahsedeceğim ben gözüküyor bunu. mu? Şu deprem kitabı 2002'de yayınlanmıştı. Tarihsel kaynaklarıyla İstanbul Evet. depremleri. Gözüküyor mu? Evet, şu an görüyorum hocam. Yani bunu ben 2002'de yayınlamıştım ama şu şekilde bu tertip edildi bu kitap. Bu depremlerin, o büyük depremlerin özellikle olduğu tarihlerdeki elimizdeki mevcut kaynaklara göre, o kaynakların Hazırladınız. transkripsiyonlarını yaptım, sadeleştirmesini yaptım, yorumlamasını yaptım. Ama sadece o dönemin birinci el kaynaklarına göre yaptım. Daha sonraki kitaplar, yazılan yazılar bu kaynaklara dayanacaktır, yoksa afaki olacaktır. Yani 1900'lü yıllarda yazılan, 1800'de yazılan bir kitabı eğer bir bilgi veriyorsa, kaynak gösteriyorsa, sağlam bir şey, evet, bilmediğimiz bir kaynaktır diye değerlendirilebilir ama şey değildir. Yani kolay kolay teyit edilmeyince itibar edilemez. Ancak o dönemde yaşadığını bildiğimiz olayları birinci elden duyduğunu ya da bir başkasından duyduğunu belirten kaynakları kaynak olarak değerlendirdim ben. Onları aldım. O kaynaklarda bu hiçbir depremde tsunami'den bahsedilmiyor. Yani Anladım hocam. şu anlatılan türdeki, işte bazılarını duyuyorum, surlara aşmış oluyor. Galata şurasına kadar diyorlar. Çok büyük, korkunç bir tablo çiziliyor. Öyle bir tablonun işareti kaynaklarda yok. Yani biz tsunami deyince insanlar olarak ne anlıyoruz? O Japonya'daki 2000 kaçlarda diye, 2009'larda mıydı galiba, olan büyük bir deprem oldu Evet, hani. 2008 depremi, evet. Evet. O ondan sonra bütün o görüntüler, sonra biliyorsunuz deprem Hindistan'dan Endonezya'ya kadar bütün kentleri yıktı geçti. Tsunami deyince tabii aklımıza o geliyor. Evet. Teknik olarak acaba çok küçük dalgalarla da tsunami teknik olarak sayılabilir belki ama geçmişte anlatılan o şeyler biraz çok abartılı. Bu olaylar yaşandığına dair bizim kaynaklarda bilgi yok. Başka yerlerde bazı işaretler var, onun da kaynakları yok yani. Öyle bir olay yaşansa muhakkak kayıtlara geçerdi. Hocam 1509'dan önceki, hani 1766-1509 geriye doğru saracak olursak, benzer bir deprem bir öncekini kestirebiliyor muyuz? Yani Ya 1509'dan önceki. açıkçası o soru da aklıma geldi benim. Şeylere bakayım dedim ama tam emin olamadığım için, bir şey netleştiremediğim için gündeme getirmek istemiyorum. Yani onu bilemiyoruz. Bir de böyle şimdi 250 yılda ikisinin arasında 1509-1766 250 yıl var. Deprem illa 250 yılda bir tekrar ediyor diyebilmemiz için geçmişe yönelik daha sağlıklı veriler olması lazım elimizde yani. Hocam, Onun tam baktım tam uygun bir şey ya da bilgiler yetersiz, geçmişe dair bilgiler. Ha, hakikaten evet. geçmişte olan depremlerin büyüklüğünü tespit çok kolay değil. Çünkü Şöyle söyleyeyim hocam. Fisun ablamız var bizim okuma kulübümüzde. Şu anda yayınımızda. Kendisine selam ediyorum. İstanbul Tarihi adı bir Orhan Bayar'ın yazmış olduğu bir İstanbul Tarihi kitabı var. O kitapta depremler de dile getirilmiş. Oradan aldığım bir bilgiye göre 1037 ve 1296 yıllarında iki tane bir deprem yaşanmış. Ve bu iki deprem arasında 278 yıl var.
1037, 1296 depremi. Daha sonra tabii 1344, 1464, 1488 depremleri var. Ama şimdi bu dikkatimi çekti benim. 1037'den 79'da da 1290. galiba bir deprem var. Onların arasında bu 250 yıl var mıdır diye falan baktım ama net bir şey çıkartamadığım için bunlarla kesin bir şey diyemiyorum açıkçası. Biraz Evet. spekülasyon olur diye. 976 depremi var mesela. O 553 olabilir. depreminden sonra 740 depremi var hocam. Evet, yani bu şekilde çok sayıda deprem var ama bunların bununla etkili, buna benzer mi? Onu bir şey diyemiyorum yani. Anladım. Ama 740 yılındaki depremle ondan önceki deprem arasında uzun bir mesafe var. Bir 100 yıla yakın İstanbul'da pek bir deprem kaydedilmemiş ama 740 yılında deprem kaydediliyor. 130 yıl kadar depremsiz kaldıktan sonra İstanbul tekrar büyük bir deprem oluyor. Ayia İrini Kilisesi daha çok etkilenmiş bundan. İmparator Arkadius'un sütun üzerindeki heykel yıkılmış. Manastırların, surların çeşitli şeyleri yıkılmış. Tabii ondan önce şu an mevcut Osmanlı eserleri o tarihte olmadığı için kıyaslamak da zor olabilir. Yani büyüklüklerini sonraki depremlerle karşılaştırmak. Ama heykeller devriliyor. Trakya'da şehir ve kaleler yıkılıyor mesela. Onun için bu 740 depremi sanki 1509 depremine de ve 1766 depremine de benziyor. Yani bu tür benzetmeler yapılabilir. Ama biraz daha ayrıntılı onları böyle kıyaslama çalışması yapmak lazım. Tam net bir şeyler söyleyebilmek için. Hocam benim notlarım arasında ben 1894'ten 1900'den sonraki de depremlerde şöyle tarihli: 1912, 1935, 1963, 1999. Onlar Körfez, Ve bu dep Körfez depremleridir herhalde. Körfez'deki farklı faylar kırılmıştı. 1912'de Trakya'daki deprem, Mürefte depremi. İşte Evet. o İstanbul'daki bu olacak depreme biraz daha hafifletmiş olabilir diye düşünülen yer orası. Ama Anladım hocam. ben bu eski bilgilere göre neden hafifletmiş diye ben ikna olmuş değilim yani açıkçası. Çünkü İstanbul'u Anladım. yıkan deprem Mürefte'den zaten bu taraftaki fay aynı anda olmuyor ki. Yani burada deprem oluyor, sonra 2 ay sonra o tarafta deprem oluyor. Dolayısıyla zaten ayrı ayrı kırılıyorlar. O kırılan fay sonraki olan depremin yani 1766'da 1 Mayıs'ta 22 Mayıs'ta İstanbul'da deprem oluyor. Sonra 5 Ağustos'ta bir daha deprem oluyor. O batıda. Trakya'da. Şimdi bu Mürefte deprem 1912'deki kırılma 5 Ağustos'u karşılığı olabilir. Ama asıl deprem burada yıkıma sebep olan deprem önceki buralarda olan deprem. Daha sonra olan Evet hocam. buralarda. Evet. Son yüzyılda işte 16 sene aralıkta, sonra 33 sene geçmiş deprem olmuş. 28 sene geçmiş deprem olmuş. Aynen 36 o sene. 30 senelerde bu herhalde Kuzey Anadolu fayı ve Marmara'nın çevresindeki parça parça şeylerde oluyor. Yani bu çevrede özellikle Marmara'nın doğusunda çok sayıda depremler oluyor. Evet biz şimdi de Evet. 10 sene içerisinde yaşadığımızı düşünseniz 10 sene diyorum 99 depreminden sonra. Ne Evet oldu? Önce evet. de deprem oldu çok geçmeden değil mi? O sene mi oldu? Ondan bir sene sonra mı oldu? Bu sallantıların olduğu dönemde 5 virgül küsür bir deprem oldu. Evet evet 99 depreminden sonra Düzce daha sonra oldu ama değil mi Tabii hocam? tabii daha sonra oldu. Yani sonbaharda oldu. Evet, arkasından Düzce geldi zaten. Ya çok sayıda deprem oldu yani. Evet, çok sayıda deprem Körfez'i oldu. Buradan İstanbul'da hani etkiledi İstanbul ama İstanbul. sarsıntı halinde çok fazla yıkıcı olmadı. Bir de artık İstanbul çok büyüdü. Neresi İstanbul? Doğru. Yani Doğru. Tuzla'dan tutun şeye kadar belki Silivri'ye Trakya'da kadar. daha ilerisi yani.
daha ilerisi. Çok daha ilerisi. Evet. Yani oradaki bir uçtan bir uca 150 kilometrelik bir mesafeden Evet. bahsediyoruz Çok neredeyse. doğru. Evet. Bütün Dolayısıyla depremlerin bir kısmı etkilenecektir illaki. Yani batıda belki da bir doğuda da olsa güneydeki depremler, Marmara'nın güneyindeki depremler, hatta yani Bursa'da deprem olunca burada sarsılıyor. Marmara'da deprem olunca burada etkileniyor. yani yine Körfez'de olacak bir deprem olsa Evet. Anadolu yakası ziyadesiyle etkilenecek. Tabii ki. Avrupa işte şey Marmara içlerinde bir deprem olsa Avrupa yakası çok Tabii. etkilenecek. Dolayısıyla İstanbul her türlü etkilenecek. Evet. Benim dikkat çekmek istediğim bir konu da sizin de biraz önce değindiğiniz gibi artık İstanbul öyle bir hale gelmiş ki yapı stoğunun çoğu 99 öncesinde yapılmış, hala bu stok üzerinde yaşıyor insanlar ve bu istatistiklere baktığımız zaman illaki bir deprem yaşayacağız. Hani ya küçük kıyamet olmasa bile büyük bir deprem illaki yaşanacak. Bu kadar da büyük olunca İstanbul yani düşünmek bile korkunç bir şey hocam. Evet. Şimdi bu arada yani yeri gelmişken şöyle bir şey de sizin aracılığınızla duyurmak yararlı olacak diye düşünüyorum. Şimdi Tabii depreme hocam. hazırlanma deyince İstanbul'da ne geliyor herkesin aklına? Kentsel dönüşüm. Evet. Yani binalar yıkılacak, yenisi yapılacak. Ama şimdi şeyi düşünün, bu 6 Şubat depreminin hala yaşanan problemler ne? Yani hijyen, su, yiyecek. Evet. Değil mi? Salgın. Evet. Yani depremin yıkıcılığının yanında kalanlar zor durumda. Ki orası İstanbul'la kıyaslanamaz bile. İstanbul'un ulaşım, lojistik, yardım şeylerini, su ulaşım kanallarını düşünürsek. Yani işte İki tane bir girişi bir çıkışı var. Denizden o kadar katkı çok zor. Yani İstanbul her tarafı deniz ama asıl yapılanması, bütün yapılanma, lojistik, iletişim karayoluyla. Yani şöyle Evet. söyleyeyim. Şimdi Antalya yöresinden bütün İstanbul'un büyük oranda sebze meyve ihtiyacı karşılanıyor, değil mi? Ülkesiyiz. Enerji, petrolü ithal eden bir ülkeyiz. Oralardan yüklenen sebze ve meyveler karayoluyla İstanbul'a geliyor. Kamyonlarla. Bir düşünün, birim maliyet ne kadar artıyor? Ne kadar büyük bir sıkıntı. Oysa deniz yolu hiç kullanılmıyor. Karayoluyla oradan geliyor. Demiryolu da zaten kullanılmıyor. O bir maliyet. Peki o gelen araçlar nereye geliyor? Özal döneminde yapılan şeyi düşünün. Hal nerede? Dağın başında. Evet. Evet, denize değil doğrudan doğruya karayoluyla gelmek zorunda. Karayoluyla geliyor. İstanbul'un içine 20 milyona da karayoluyla o kamyonetlerle dağılıyor. Üçüncü Aynen köprüden öyle hocam. gidiyor filan. Bir domatesi niye bu kadar pahalı yiyoruz diye insanlar sorarken bu yapılanmaya da sorması lazım. Deniz yolu hiç kullanılmıyor. Yani sahilde olsa hal şeye Kadıköy'e, Karşı'ya, Tuzla'ya, Muzla'ya, İstanbul'un bütün semtlerine denizden gidecek, değil mi? Maliyet ne Tabii kadar ulaştırılabilir. düşünün yani. Evet. Evet. Hiçbir bak bunların hepsi bizi bir ülke olarak karayoluna hapsediyor. Karayoluna hapsolmamız demek taşıt ithalatı, petrol ithalatı demektir. Doğru. Yani şimdi bu ayrı bir mesele de asıl söylemek istediğim mesela belediyeler bu kentsel dönüşüm işi büyük proje, büyük para deyip bunun arkasına saklanarak sorumluluklarından kurtulmuş sayılmaz. İlçe belediyeleri, büyükşehir belediyesi. Yani asıl depremden sonraki 3 gün dışarıdan yardım zor oluyor. Ulaşım zor oluyor. Ya bu realite. Hocam Yani ben size şöyle söyleyeyim. Ben İstanbul'u sokak sokak bilirim neredeyse. Bütün İstanbul genelinde.
Emin olun bazı ilçelerde, iç ilçelerde işte sayabilirim. Mesela Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, ondan sonra Güngören, hatta ve hatta Herkes daha içlere şey biliyor, orada yaptı. yaşayanlar biliyor hatta. Hiç tek tek ayırtmaza bile gerek yok. Biliyorlar. Yok, halkımız Evet. çok iyi biliyor. Belki İstanbul'dan katılmayan dinleyiciler açısından, hani orayı çok bilmeyenler için söyleyeyim. Çok net ifade edeyim. Buralardaki yapı stoğu gerçekten eskidir ve büyük bir deprem yaşanması halinde Güngören'e ve Esenler'e, Bağcılar'a bir hafta boyunca ulaşım mümkün değildir. Ancak yürüyerek ulaşabilirsiniz. Yıkıntıların üstünden yürüyerek ulaşabilirsiniz. Öyle Bu ifade edeyim. derece o zaman oradaki insanlar, kurtulanlar filan nasıl aktive edilebilir? Temel ihtiyaç maddeleri neler olabilir? Nasıl karşılanabilir? O insanlar nerelere sığınabilirler? Nin hesabı yapılması lazım. Bunun önlemleri alması lazım. İşte görüyorsunuz umumi tuvaletler, su depoları, yani acil su depoları. Bunlar yapılabilir. Hatta maliyetsizdir de. Genel maliyetleri düşünürsek. Yani bu tür bir camilerin şeyleri var, tuvaletleri. Evet. Bunların başına su depoları, büyük depoları yapılıp sular bunun içerisinden sürekli çalışır hale getirince bir deprem anında da durunca içinde stok su olacaktır. Mahallenin büyük kısmının ihtiyacını karşılayacak vesaire bunun gibi. Şimdi buralara bir takım temel ihtiyaç maddeleri stoklanabilir. Yiyeceğin bir önemi olduğunu sanmıyorum. Yani yiyecek bir şekilde bulunur, ulaşır Su insanlara. Yani çok önemli hocam. su, Hayati ölçüde önemli evet su. su, çadır, kışın olursa çadır. Ondan sonra dediğimiz gibi hijyen, tuvalet. Çünkü o dediğiniz yerleri veya başka yerleri düşünün. Öyle sokak mokak kavramı da yok oralarda. Dar caddeler yıkıldı mıydı? Öylece. Yani gidecek yeri yok, saklanacak yeri yok. Artı İmkansız depremlerden hocam. korunacak yeri yok. Yani deprem görüyorsunuz. Bir tane oluyor, arkasından bir tane daha oluyor. Onun için Hocam bunların yanına Bağcılar'da çadır kurulabilecek tek nokta Bağcılar Meydanı'dır. Bunun dışında Bağcılar'da çadır kurulacak yer yoktur. o zaman ucuz esas amaç canı kaybını önlemekse, yaşayanları yaşatmaksa, kalanları yaşatmaksa birinci kısa vadeli proje bu olması gerekir. Çok doğru Evet, söylüyorsunuz hocam. kısa vadeli proje. Bunun için öyle ya bu kadar bina yeniden yapılacak falan diye milyarlarca dolar hesaplamaya gerek yok. Yani o nedenle böyle bu tür pratik projeler geliştirmemelerini de anlamıyorum. Ya diyorum benim kafa çalışmıyor. Kendi açımdan düşünüyorum. Bilmediğimiz bir şey mi vardı ya? Hep böyle deriz ya. Yani hikmetinden sual olmaz. Hikmeti hükümet falan derler yani. Aslında bence çok kişinin bunları düşünüyordur. Ama ilgili mercilere yani belediyelerde ilgili karar alma mekanizmalarında bunu yürütemiyorlardır. Yani sistem zaten Türkiye'de sistemsizlik. Üzerine kurulu. Evet, onun üzerine kurulu. Yani sistem şeyi çarkı sanki işletmek için kurulu değil gibi. Öyle Günü kurt anlıyorum. günü Yani günü günü kurtarmak için hocam yani evet. Yani daha çok bu demokrasi